Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kahvenin yetiştiği alanlar, kahve çekirdeklerinin toplanması, kavrulması, öğütülmesi ve pişirmesiyle ilgili kullanılan alet, ekipmanlar ve yöntemleri konusunda bilgi vereceğim. Kahve ağaçları açık sarıyla belirtilen kuşakta yer alan ülkelerde yetişmektedir. Bu ülkelerde yetişen kahve türleri de farklılık göstermektedir. Görüldüğü üzere kırmızıyla belirtilen ülkelerde Robusta, yeşil ile belirtilen ülkelerde Arabica ve turuncu ile belirtilen ülkelerde ise Robusta ve Arabica türleri yetişmektedir. Bu ülkelerde yetişen kahve çekirdeklerinin miktarı Uluslararası Kahve Organizasyonu'nun 2017-18 dönemine ait verilere baktığımızda en çok Brezilya, daha sonra Vietnam, Kolombiya şeklinde ilerlemektedir. Ağaçtan toplanan kahve çekirdekleri harmanlanmakta ve bu harmanlanan çekirdekler fermantasyon işlemine tabi tutulmaktadır. Fermantasyon işlemi güneş altında kurutmaya dayanmaktadır. Kurutulmuş olan yeşil kahve çekirdeklerinin kabuğunun soyulmasından sonra kavurma işlemi yapılmakta. Kavurma işleminde sıcaklık ve zaman en önemli parametrelerden biridir. Şekilden de görüleceği gibi zamanla kahve çekirdeklerinin asidite, aroma, gövde yapısı ve acılık değişmektedir. Zamanla ve sıcaklığa bağlı olarak açık kavurma, açık orta kavurma, koyu kavurma şeklinde kahve çekirdekleri elde edilmektedir. Kahvenin kimyasal bileşimine baktığımız zaman yeşil kahve çekirdeğinde büyük bir oranda çözünen ve çözünmeyen selülozlar bulunmaktadır. Bunun dışında nişasta ve pektinler, çözünen karbonhidratlar, mineral maddeler, proteinler ve uçucu olmayan asitler yer almaktadır. Kahvenin en önemli fonksiyonel özelliği olan trigonelin ve kafein miktarı yeşil kahvede %1 civarındadır. Gene aynı şekilde yeşil kahvede %12 oranında su bulunmaktadır. Kahvenin kavrulmasıyla kimyasal bileşimlerinde en önemli değişik su miktarında görülmektedir. Su miktarının %12'den 2'ye düşmesi ile diğer bileşenlerin oranları buna bağlı olarak kısmen artış göstermektedir. Bu arada kahve çekirdeğinin kavrulma sırasında karbondioksit büyük bir oranda ortamdan ayrılırken %2 oranında kahve çekirdeğine hapsolmuş durumdadır. Bunu daha sonra kahve ekstraksiyonu işleminde karbondioksitin yaptığı etkileri birlikte tartışacağız. Kavrulmuş kahve çekirdekleri demlenme sırasında yani günlük olarak tüketilmiş halde içerisindeki kimyasal bileşime baktığımız zaman %40 oranında uçucu olmayan asitler, %18 oranında karbonhidratlar ve mineral maddeler bulunmaktadır. Bunun dışında trigonelin ve kafein miktarı
biraz önce belirttiğimiz şekillerde %1 oranında olan miktarlar %5 ve 8 oranına kadar yükselmektedir. Bir kahve fincanı tüketildiği zaman Alzheimer, diyabet, Parkinson ve bazı kanser tipleri riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Bunun dışında içerisindeki tirogenelin, kafein ve çözünen karbonhidratlar nedeniyle fiziksel aktivite ve performansını arttırmasına yardımcı olmaktadır. Kavrulmuş kahve çekirdeklerinin öğütülmesinden sonra su ile karıştırılarak elde edilen çözeltinin doğrudan tüketilmesiyle gerçekleşmektedir. Bu şekilde tüketime hazır hale getirilen kahvede kullanılan bazı tekniklerden bahsetmek istiyorum. Şekilden de göreceğiniz gibi 9 farklı yöntem görülmekte ve bu yöntemlerin her birisi için tasarlanmış cihazlar bulunmaktadır. Ağda gördüğünüz şekilde kahve, toz kahve soğuk suyla karıştırıldıktan sonra doğrudan ısıtılmakta ve belli bir süre sonra tüketilmektedir. Burada bu şekilde hazırlanmış kahve Türk kahvesi olarak dünyada adlandırılmaktadır. Biraz önce dünyadaki kahve yetiştirilme alanlarına baktığımızda 1500 yıllarda Osmanlı toprağı olan Yemen'den İstanbul'a kahve çekirdeklerinin getirildiği ve bu yöntemle hazırlandığı, daha sonra da Avrupa ülkelerine yayılmasından dolayı bu şekilde hazırlanmış kahveye Türk kahvesi olarak adlandırılmaktadır. İkinci yöntemde kahve çekirdekleri bir hazinede yer almakta ve alt kısımda bir kap içerisinde soğuk su ve bu soğuk suyun ısıtılmasıyla oluşan su buharlarının kahve çekirdeğinden geçerek çözülmüş maddeleri ekstrakte edildiği çözelti, yani kahve hazırlanmaktadır. İkinci yöntemde ise kahve çekirdekleri bir filtre de üzerine konulmakta ve sıcak su ilavesiyle çözülmüş olan maddeler çözeltiye geçmektedir ve böylece filtre kahve elde edilmektedir. Bir başka yöntemde gene su ve kahve çekirdekleri sıcak suyla karıştırıldıktan sonra belli bir süre bekleme süresinden sonra bir pres yardımıyla kahve, çözülmüş kahve ve posası birbirinden ayrılarak tüketilmektedir. Bir başka yöntemde ise moka denilen bir araçla yapılmaktadır. Burada gördüğünüz gibi en alt haznede su var. Bu da soğuk su. Ve orta haznede kahve yer almaktadır. Soğuk suyun ısıtılmasıyla su buharları kahve içerisinden geçerek kahvedeki çözülmüş maddeleri yukarı doğru taşımakta ve yukarı doğru taşıyan buhar yoğunlaşarak burada birikmektedir ve bu şekilde gene kahve hazırlanmaktadır. Espresso yönteminde ise kahve çekirdekleri basınçlı sıcak suyla etkileştirilmekte ve bu filtreden geçen kahve süzüntüsü kullanılmaktadır.
Kahve, biraz önce bahsettiğim yöntemlerde kahve ve su ekstraksiyonunda önemli olan bazı parametrelerden bahsediyorum. Burada kahve çekirdeği, öğütme, su ve diğer faktörler önemli. Kahve çekirdeğin türü, kavurma işlemi ve kavurma profili. Şekilden de gördüğünüz gibi sıcak bir makinaya taze yeşil kahve çekirdekleri ilave edildiğinde, yani temas ettirildiğinde öncelikle sarı, daha sonra açık kahverengi, biraz koyu kahverengi ve siyaha kadar gitmektedir. Burada sıcaklık ve zaman en önemli bir faktördür. İkinci, öğütme sırasında partikülün büyüklüğü, yüzeyin yapısı ve toz miktarı önemlidir. Tüketilen kahvenin türüne göre partikül büyüklüğü ve toz miktarı değişmektedir. Biraz önce bahsettiğim kahve pişirme yöntemlerinde özellikle filtre kahveler daha büyük taneli partiküllerle yapılırken Türk kahvesi en ince taneciklerle yapılmaktadır. Yüzey yapısı kahvenin suyla ekstraksiyonu sırasında suya geçen kimyasal bileşenlerle orantılıdır. Özellikle soğuk suyla yapılmasının nedeni, en büyük nedeni bu yüzeyin yapısından dolayı ekstraksiyon işlemini süresini arttırmak şeklinde gerçekleşmektedir. Yine aynı şekilde kahve yapımında kullanılan suyun bazı özellikleri taşıması gerekiyor. Bu özellikler suyun pH'sı, sertliği, sıcaklığı ve suyun kimyasal bileşimi. İçme suları yumuşaktan çok serte kadar farklılık göstermektedir. Özellikle kalsiyum karbonat yani kireçli sular miktarı yüksek olunca daha sert, düşük olunca yumuşak su olmaktadır. Dolayısıyla bu sertlik derecesi kahvenin tadına önemli bir etki yapmaktadır. Gene aynı şekilde suyun pH'sı nötral bir yapıda olması gerekiyor. Ama bölgenin jeografik yapısına göre kaynaktaki mineral maddelere göre bu pH asidik veya bazik sular olabilmektedir. Bu asidik ve bazik olma özelliğine göre kahvenin tadı ve aromasına büyük bir etki yapmaktadır. Yine aynı şekilde kullanılan su miktarı ve kahve miktarı tüketilme alışkanlığıyla ilgilidir. Genel olarak 1 ile 6 oranında değişen miktarlarda kahve su kullanılmaktadır. Gene aynı şekilde bu kahvenin yapımı sırasında karıştırma işlemi de önemli bir etkendir. Kahvenin kavrulması ve paketlenmesi sırasında geçen süre aromaya çok büyük bir etki yapmaktadır. Şekilden de görüldüğü gibi aroma düzeyiyle bekleme süresine göre ilişkiyi incelediğimizde gün arttıkça yani çekilmiş, öğütülmüş kahvede gün arttıkça aromada düşme olmakta yani tazelik özelliğini kaybetmektedir.
Ve özellikle 6-14 gün arasındaki kahve, öğütülmüş kahve çekirdeklerinin uygun 15 ile 30 gün arasında öğütülmüş kahve kısmen uygun iken 30 gün ve sonrası kötü tat ve aromaya neden olmaktadır.